Selamun aleyküm gönül güzel dostlarım. Arasın Homileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana diyar Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına Sardunya kızlarımla çıktım. Bir diğer ismi sakız olan kızlarla. Arkadaşlar bugün sizlerle şimdi Bodur Sardunya ve normal Sardunya'nın arasındaki farkı göstereceğim. Ve Sardunya nerede durmalıdır, nasıl durmalıdır, sürekli nasıl aktif çiçek açılır onlar hakkında konuşacağız şimdi. Sevgili dostlarım bakın, ben bu Sardunya'nın farkı göstereceğim. Öncelikle sizlere şu tatlı kızlarımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu benim kırmızı Sardunya'm. Arkadaşlar yani sizlere nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama Konya'ya artık yaz gelmedi. Önceden Nisan aylarında 42'nin yağmurlar olurdu. Yani biliyor musunuz bilmiyorum ama 42'nin yağmurları Mayıs ayının olmaya başladı. Sabah güllük gülistanlık oluyor hop öğlenden sonra sürekli yağmur. Bunlar da artık ben dışarı çıkarttığım için yani arkadaşlar su sarartısı oldu çiçeklerimde. Sürekli aktif halde yani yağmur yağıyor. Islandıkları için artık hani çok sulamaktan ne olur su sarartısı olur. Bakın bunlarda da öyle oldu. Sonra videoda hani bahsetmeyin işte benim sardunyalarım sizin sardunyalarınıza göre daha güzel. Ondan sonra hani demeyin. Çünkü artık hava şartları Konya'da gerçekten çok berbat. Yani eğer Konya'dan izleyen takipçilerim varsa bilir ki benim evimde müstakil ev olduğu için dışarıda ıhlamur altının ağacına koyuyorum ben bunları. Gölgelik bir yer. Ve aniden dışarıda yağmur indiği zaman yani alma imkanım yok. Çünkü hangi birini aldım? Bir sürü çiçek var. O yüzden arkadaşlar hani biraz bu dönem biraz sıkıntılı geçiyor. Yani bu sıkıntı inşallah yakın zamanda çözülür diye umuyorum. Burada pembe bir tane var. Arkadaşlar Sardunya kızım şunun güzelliğine bakın. Burada ise nar çiçeği var. Şu an kırmızı gibi duruyor ama aslında bunun rengi nar çiçeği arkadaşlar. Bu da benim güzel çiçeklerimden biri. Şimdi sizlere şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar Bodur Sardunya ile normal Sardunya arasındaki fark. Arkadaşlarım bu ben bu sardunyamı kışın ne yapmıştım biliyor musunuz? Yazın bu sardunyamı normal sardunyamı denemek amaçlı arkadaşlar soğuğa bıraktım. Tezlekliğe hiç sulamadım bir kış boyunca. Sulamadım bu sardunyam arkadaşlar. Bu sardunyaların bütün yapraklarını döktü. O soğuğu yedi arkadaşlar. Ondan sonra yeni ondan sonra onu çıkarttım arkadaşlar. 2 hafta oluyor. O soğuk yerden çıkarttım. Sonra bir suladım. Ondan sonra ikisini de suladım. Ve suladıktan sonra güneşli bir yere koyduktan sonra arkadaşlar tekrar sardunyalarım eski haline geldi. Yani ben sizlere şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar çok fazla sardunyanız varsa koyacak yeriniz yoksa soğuk bir yere koyduğunuzda benimki kapalı bir yerdeydi. Soğuktu ama kapalı bir yerdeydi. Tekrardan bu aylarda dışarı çıkarttığınızda suladığınızda aynı şekilde bakın arkadaşlar tekrardan yemyeşil oldu sizlere bunu da göstermek istedim. Bu normal sardunya arkadaşlar. Budamıştım zaten ben onları. Bu budanmış normal sardunya üzerinden bir kış geldi. Bunlar ise bodur sardunya arkadaşlar. Bodur sardunya ile normal sardunya arasındaki fark neyse derseniz arkadaşlar dişim ağrıyor kusura bakmayın. Dilimde sürtüşüyor. Yani biraz pelte konuşabilirim. Arasındaki fark ne derseniz arkadaşlar. Bunun yaprakları bu kadar. Buradaki sardunyalar kadar büyük olmuyor. Daha küçük oluyor. Ama şöyle bir dezavantajı var. Bodur sardunyanın arkadaşlar sürekli aktif halde açmaya devam ediyor. Çok hani eğer benim sardunyam çok sık açsın. 7-24 yaz kış açsın Bodur sardunyalarınızı tavsiye ederim. Hani bu diğer sardunyalar da açıyor ama Bodur sardunyalar diğer sardunyalara göre daha fazla açıyor. Şu kısımlarını budamıştım ama şurayı budamadım arkadaşlar. Budanması gerekiyordu. Sonradan tekrardan yaprak çıkmaya başlayınca budamaktan hani vazgeçtim. Şimdi bütün arkadaşlar sardunyalar bu iki sardunyam hani bir kış üzerinden geçti ya. Şu sardunyamla bu sardunyamın vitaminine ihtiyacı var. Ve ben bunlara vitamin vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Protein amaçlı. Peki protein olarak ne verebilirim?
Sizlere onları göstereceğim. Sürekli aktif halde açmasını istiyorum. Artık zor bir hani kış döneminden geçti. Arkadaşlar açmasını istiyorum. Şöyle bir litre suyum var. Şöyle arkadaşlar bakın. Kabak fotoğrafında gördüğünüz üzere bir adet yumurtam. Aman bir dakika koyamadım. Evet şöyle. Akını sarısını hop ilave et. Gördünüz. Hemen şöyle ikisini ferment edeceğim arkadaşlar. Karıştıracağım. İyicene çalkalıyoruz arkadaşlar. Çünkü sarısının iyicene geçmesini istiyorum. Bunu sadece yumurtanın beyazıyla yapanlar da var. Arkadaşlar sarısıyla yapanlar da var. Ama ben ikisinin karışımını daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor dostlarım. Bakın şöyle oldu. Şimdi bunlara birer çay bardağı gelecek şekilde veriyorum. Peki bu yumurtanın ne işe yarıyor ve ben niye veriyorum arkadaşlar? Ben ölçümü biliyorum artık arkadaşlar. Hani sürekli çiçeklere kül falan verdiğimiz için siz birer çay bardağı kadar verin. Şimdi arkadaşlar yaprakları bu yumurta külü yaprakları canlandırıyor. Daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Açmayan bir çiçeğiniz varsa muhakkak açtırıyor. Çünkü yumurta protein açısından çok güçlü bir hani üründür, sizler de biliyorsunuz. Ayrıyeten akında da demir vitamini var. Bu demir vitaminleri de çiçeklerimizin köklerini besliyor ve kökleri sağlam olan hani kök kısmı sağlam olan çiçekler ileri zamanlarda daha güzel bizlere verim sağlıyor. O yüzden ben de protein aşmayan bir çiçeğim olduğu zaman veyahut da hani çiçeğim hasara uğradığı zaman hani ölmek üzere olan bir çiçeğim varsa muhakkak bu yumurta türünü veriyorum. Sizlerin de verme hani sizlere de tavsiye ediyorum vermenizi arkadaşlar. Arkadaşlar sardunyalar birkaç çeşide ayrılır. Özel tür sardunyalar var, bodur sardunyalar var, gül sardunyalar var, renkli sardunyalar var. Yani birçok çeşidi var bu sardunyaların. Hani uç açık çeşitli bir çiçektir. Yani eskiden beri hepimizin evinde olan bir türdür. Yani hani hiç değişmez. Nasıl diyeyim? Babaannelerimizin, anneannelerimizin ektiği çiçeklerdendir. Hani bu dikenler tacı falan hani çok fazla yoktu. Bilinen bir çiçek değildi ama hani bu sardunyalar bahçemizde her zaman var. Bahçemizde ekerlerdi. Hani saksılar ekerlerdi. Her zaman var olan bir çiçek türü ve biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz de bu çiçeği hani çok fazla seviyoruz sevgili dostlarım. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arasoyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arasoyun Hobileri YouTube Instagram adresimiz var. Çiçekler hakkında bilgi almak istiyorsanız yorumlar kısmına veyahut da bizlere oradan DM yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere muhakkak yardımcı oluruz sevgili dostlarım. Sizi en güzel olan Allah'a emanet ederek tekrardan vedalaşıyorum. Çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.